Fiyat 5 milyon 750 bin Türk lirası Aydın Didim Akbük'te 5 milyon 750 bin Türk lirası tek başına müstakil havuzlu villamız satılıktır. Evet arkadaşlar, Aydın Didim Akbük'teyiz. Ne doğan güneşe hükmüm geçer ne de batan güneşe. Fiyatlar yükseliyor. Size 5 milyon 750 bin Türk lirasından bir ev tanıtmaya çalışacağım. Daha önce tanıtmış olduğum birçok ev satıldı arkadaşlar. Geçen iki gün önce biri sık sık bir beyefendi, burada esnaf mobilyacı, Ahmet'e de selam. Abi benim evi çeker misin? Yağmur var dedim bugün yarın. Sabah geldik baktık, aradık Ahmet Bey. Dedi ki vallahi abi ev satıldı, inşallah yenisine nasip kısmet. Dolayısıyla geçen hafta sanki insanlar sözleşmiş. Burada da Kuşadası'nda da bir talep, bir hızlı bir şey oldu. Gerçekten inanmazsınız ama öyle. Ben de isterdim ki yazın bizim insanlarımız almış olsaydı. Bazen birileri çok bilmişlik yapıyor ya, kışın düşer. Ya ekonomistler bile bu işin içine çıkamıyor. Bu işin hani mutfağında biz yetiştik ya. Biz de rica ettik, alanlar aldı. Keşke ev alma hayali kuranlar da o zaman 3-5'e uygun alsaydılar. Neyse, 5 milyon 750 bin Türk lirası. Bu evin normal girişi, havuzu da var arkadaşlar. Gel sevgili Can, evin dışını size resimlendirdik. Diyeceksiniz bu nasıl havuz? Evet, havuzumuz bu. Havuz bitmiş, tam faal arkadaşlar. Yönetmenlik gereği belediyeler var, kanunlar var, bentler var. Dolayısıyla havuzumuzu hazırlamışlar. Bizde de bizim insanlar labirentler çiziyor. Üstünü kapatmışız. Bu iskan alındıktan sonra bu alınacak. Size havuz meydana çıkacak ve gel köşe başı bir evdir arkadaşlar. 3 katlı. Benim çocukluk arkadaşım yapmış. Benim için çok değerli. Görseniz sizin için de çok değerlidir. Benim Sivaslı bir hemşerim vardı. Yazın geldi. Yani paraları biraz kısıtlıydı. Nazımız geçti. Bu beyefendiden aldık. O zaman beni mahcup etmedi. Almanya'da selam olsun. Hak eden bir aileydi ve uygun aldılar. O yüzden gelirseniz size yardımcı oluruz. Zarar ettirmem. Yani ben bir emekçi, çalışan bir adam malını laylo yapan bir adama ucuz vermem. O ayrı bir şey. Ama karı 5 değil de 2 yapsın, 3 yapsın. Evet, dört tarafı göstermeye çalıştık sevgili arkadaşlar. Geldik. Köşe başı denize bence 1,5, belki de 2 de var değil mi Can? Burası da araç otoparkı. Efendime söyleyeyim, o havuz dedik, o taraf topraklı alan. Bu sarı renkli yerlerde arkadaşlar. İşte ledler, ışıklar, bir şeyler yapmışlar. Ve eve merhaba Roj Baş Ev dedik. Merhaba ev. Bavemin. Can Bey. Şimdi sen nasıl geçeceksin? Biz karıştırdık. Duvar kafama. Hadi geç. Şimdi evet. O zaman önce mutfağı göstereceğiz. Arkadaşlar kapımızı kapattık. Mutfak bu tarafta, salon diğer tarafta. Ve mutfak illerine geldik. Bizim şeyde dernekler var ya, böyle dernek, her hemşehriler dernek kurar ya, Kars, Ardahan, Doğu İlleri Derneği, bütün o abilere selam olsun, levha öyle yazıyor. O yüzden aklıma geldi. Burası buzdolabı arkadaşlar, sürgülü kapı da böyle bahçeye çıkıyor, bahçeyi kullan. Burası ocak üstüne davlumbaz gelecek, efendime söyleyeyim çimson, tezgah, mutfakla, lakye mutfak, evye, bulaşık, ondan sonra dolmahane. Bu hanımefendiler mekanından çıkalım. Ben hiç dolma sevmiyorum ya. Abla da demiş ki, aa bu renklere bak can. Arkadaşlar merdiven de böyle cafcaflı, sensörlü. Ben oradan böyle hafif kıpırdayınca hemen yanmaya başladı. Ve geldik salonumuza. 5750. Ya bu 5750 bu kaldır, yükseltmişse biz yalancı çıkmayalım. Neyse siz bir daha gelir bakarsınız. Bir tek ev bu değil. Evler çok... Biz işimizi yapıyoruz ama bu ev çok güzel. Ben onu da söyleyeyim. Arkadaşlar tavanları da böyle sarı renkler. Onları değiştirebilirsiniz. Salonda bu değil mi Can? Salon gösterdik yani. Tanrı bir daha buraya gelmene gerek var mı? Yok. Buradan da bir lavabo var. Lavaboyu da göster. Sonra çıkalım. Çıkalım babacığım. Şimdi arkadaşlar böyle kutsal yoldan yukarı çıkıyor. Kutsal yoldan zemin üstü birinci kata çıkıyoruz. Kutsal yol. Kutsal yol da bu şarteleri kaldırmam lazım. Kutsal yol. Bu banyoyu bir gösterelim, aradan çıksın. Yiğidim aslanım burada yatıyor. Ve arkadaşlar burası da birinci banyomuz. Ondan sonra nişler bir şeyler yapmışlar. Bu birinci banyo, duşakabinimiz.
Efendim, sizin Hilton dolap klozet. Şimdi ne yaptık? Bu oda ebeveyn banyolu oda. Ebeveyn banyolu oda. Bu böyle yamuk yen camlar da yapmışlar. Binanın dış cephesini güzel göstersin diye. Yerlerdeki taşlar, mat taşlar. 120-60 ebatlarında taşlar. Ve sevgili Can, şu incecik balkonu bir göster. Varıhan 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 eli hanamın. Buraya da oluşu olmayışından iyi bir balkon var. Böyle insanlar yürüyor evinde içinde. Böyle karga sesleri duymasınlar diye. Bizim sesimizi duymasınlar diye sesimizi kısıyoruz. Çünkü iffet güzel bir şeydir. O yüzden biz de insanlar rahatsız etmeyelim diye dışarı çıktık mı hırsız gibi oluyoruz böyle. Hırsız gibi davranıyoruz. Kimse bizi duymasın, görmesin. Bu da ikinci banyo. Değil mi Can? Hırsız gibi. Ve şimdi ne yaptık, ne yaptık? O banyoyu gösterdik. Bura niye yanmıyor Can? Heh. Can yandı. Bu da arkadaşlar ikinci oda. İkinci oda 4750. İkinci oda. Onun da önünde bir balkon var. Minik bir balkon daha var. Üstte de iki oda var herhalde. Kalorifer tesisatının altyapısı var. Arsalar 300 metre. Efendime söyleyeyim. Orayı da gösterdik. Gel şimdi. Kış kış. Kış 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 kış. Kış 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 kış. Kayıkçı. Kayıkçının küreği. Gel. Şimdi geldik, 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 geldik. Geldik arkadaşlar. Üçüncü oda. Üç katlıdır. Üçüncü odaya geldik. Akbük'ün doğası, manzarası iyi. Tercihiniz Akbük'ten yanaysa gelin birkaç yer gösterebiliriz size. Ve bunun da önünde mini bir balkon var. Mini bir balkon da burada var. Evet. Mini bir balkon da burada var. Can, buraya da bir şey yapmışlar bak. Arkadaşlar burada çamaşır makinesi, termosifon, bunu da yerini yapmışlar. Ve burada üçüncü banyomuz. Banyo 3. Bu da üçüncü banyo. Üçüncü banyomuz da bu. O yüzden gücümüz bir şeye yetmiyor. Biz bazen deyince diyor bunlar ya satmak için. E ben dedim alın. Kışın kim demiş düşecek? Ben dedim ki bak düşmüyor. Yani al kendini al. Yok balon patlayacak. Yok Türkiye 20 yıldır 30 yıldır hep Suriye oluyor. Bir türlü olmuyor. Hep batıyor batmıyor. Ya sen kendine ev al. Koca ülke. Amerika bir şey yazıyor çiziyor. O yüzden o yazılara şey yapma. Önemli olan biz kendimiz birbirimizi severim. Yanlışlarımız var. Çok var ama öyle sanıldığı gibi de battı mattı olmuyor. O yüzden keşke o bazı insanlar bizi dinleseydi alsaydı. Ve bu dördüncü odanın önünde bir balkon daha var arkadaşlar. Bir balkonumuz daha var. Şimdi Can o arsayı da göstersene. O arsayı. Hah, zabıta da gidiyor ya. Bakın arkadaşlar burada bir arsa vardı bakın. Onu da sunmuştum. 567 metrekare. Fiyatı 3 milyon 650 bin Türk lirası. 567 metrekare. Fiyatı 3 milyon 650 bin Türk lirası. Bu diğerini de göster. Hafif oraya kadar gel. Heh, tamam mesela bakın. Bu da 4750. Arkadaşlar bilginiz olsun. Yandaki arsa, solundaki arsa 3 milyon 650'ye satılıktır. Bilginiz olsun. Evler yapmaktı. Bendeki tasa yaptım, ettim. Sonuç gitti. İşte evlerin en güzeli sizin, bizim, hepimizin olsun. Saygılar, hürmetler, roj başlar.